Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik. O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş, birden dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar Put şehrine gediklerden girecek. Bir şehir ki orada insan ayaküstü leş. Yalnız iman ve fikir, ne sevgili ne kardeş. Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek. Ve bir devrim evvela devrimi devirecek. Birden dağın sırtında atlılar belirir. Atlılar Put şehrine gediklerden girecek. Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek. Ve bir devrim evvela devrimi devirecek. Ve bir devrim evvela devrimi devirecek. Her şey birbirine denk. Her şey birbirine eş. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Müjdeler olsun size. Doğdu batmayan güneş, işte müjde. Evet. Rabbimin lütfuyla batmayan güneşin doğuşuna inşallah az kaldı. Bugün hani karşımıza dikilen bazı gruplar, bazı saldırganlar var ya, işte o zamanlarda evet kalemiyle onlara karşı duran yegane isim Üstad Necip Fazıl Kısaköy'ydi. Adeta tek başına onları çökertiyordu. Öyle bir isim. Baş edemiyorlardı. Sadece orada değil tabii. Yargıda, adliyelerde yine aynı şekilde dimdik duran bir isim. Biz dik durmayı ondan öğrendik. Ve hele hele bir ifadesi var ki hiç unutmuyorum. O hakime verdiği cevapta bıktık senden dediğinde, siz burada hancı, ben de bu davada yolcu oldukça ben buraya daha çok uğrarım ifadesini unutamıyorum. Biz üstadın ömrü boyunca hep bekleyip durduğu o inkılap var ya, işte onu gerçekleştirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Eğer bugün içeriden ve dışarıdan sürekli saldırılara maruz kalıyorsak, iftiralara uğruyorsak, davamıza ve onun uğruna adadığımız canımıza kastediliyorsa, sebebi işte bu mücadeleden vazgeçmiyor oluşumuzdur. Şayet tıpkı geçmişte hep yapıla geldiği gibi otur denildiğinde otursak, sus denildiğinde sussak, ver denildiğinde versek, al denildiğinde alsak, inanın bana bu saldırıların hiçbiriyle karşılaşmazdık. Ama biz şu veya bu gücün ne dediğine değil, sadece ve sadece Allah'ın ne dediğine baktık. Sadece ve sadece milletimiz ne dediğine baktık. Ben burada, beni bağışlasın, Betül kızımıza şunu söyleyeceğim. Dibe çakılmadık, yok böyle bir şey. Sakın ha. Dibe çakılanlar başkaları. Biz şu anda tavan yapıyoruz Allah'ın izniyle. Tavan yapıyoruz. Ah, o dönemleri bir yaşamış olsaydınız, bugünü mukayese daha rahat olacaktı. Rabbimize hamdolsun. Nereden nereye geldik? Eğer artık bir Betül kızımız, kardeşimiz varsa, bir Rümeysa kızımız varsa, bugün onlar elhamdülillah
üniversitelerde, bilimde, her türlü yarışın içerisinde yer alabiliyor, devletin her kademesinde yer alabiliyorsa, dibe çakan değil, tırmanan bir nesil var, bir gençlik var. Üstad'la tabii benim birebir tanışmam da 18 yaşında Milli Türk Talebe Birliği çatısı altında oldu. Hamdolsun onunla kalmadık. Daha sonra üstadı yapmış olduğumuz milli gençlik gecelerimiz vardı. Bu gecelerden birkaçında da gerek İstanbul gerekse Anadolu'nun bazı yerlerinde takdim etme şerefine de nail oldu. Üstadımızın özellikle şöyle dar çerçevede olduğu zaman muhabbeti tabii doyumsuzdu. O muhabbetlerde hakikaten unutulmayacak tabii hatıralar vardı. Allah rahmet eylesin. Ve milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan çıkmadı. Her şeyin bir zamanı olduğu gibi bu büyük inkılabın da bir zamanı var. Bir yandan kendimizi güçlendirmenin, büyütmenin, o güne hazırlanmanın mücadelesini verirken aynı zamanda her türlü haksızlığa, zulme, ahlaksızlığa karşı itirazlarımızı en yüksek perdeden dile getirmekten de geri durmuyoruz, durmayacağız. Çünkü elimizle düzeltemiyorsak dilimizle, onunla da bir şey yapamıyorsak kalbimizle buğz etmenin gerektiğini biliyoruz. Kalple buğz etmekten dille itiraz etme seviyesine çıktık. İnşallah en kısa sürede haksızlıkları elle düzelteceğimiz günleri de göreceğiz. Bunun ilk adımlarını atmaya başladık. Suriye'de tüm Müslümanların geleceğini yakından ilgilendiren senaryoyu bozan biz olduk. Şimdi Kudüs üzerinden tüm Orta Doğu'yu, tüm Müslümanları hedef alan yeni bir saldırı başladı. Bu konuda da ilk adımları çarşamba günü büyük ölçekte attık. İnşallah devamını da getireceğiz. Şunu iyi biliyoruz. Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kabe'yi de kaybederiz. Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek, Kahire demektir, Şam demek, Bağdat demektir. Kabe demek, tüm Müslümanlar olarak hepimizin şerefi, namusu, onuru, haysiyeti, varlık gayesi demektir. Biz bunların hiçbirinden vazgeçemeyiz. Allah'ın emrine ve ecdadın emanetine sahip çıkmak için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Kardeşlerim, dünyanın düzeni bozuktur. Bu bozuk düzen gün geliyor, kıyıya vuran masum Suriyeli bedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor, evi başına yıkılan, tüm hakları ellerinden alınan Filistinli olarak karşımıza çıkıyor. Bu bozuk düzen gün geliyor, yurtlarından topluca sürgün edilirken nehirlerde, bataklıklarda son nefeslerini veren
Arakanlılar olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz susmuyoruz. Şimdi pazartesi günü bakın başbakanımız, onlar da Bangladeş'e gidiyorlar bu sorun için. Bir ay kadar önce Dışişleri Bakanı, eşim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hepsi birlikte oradaydılar. Elimizle müdahale edeceğiz ya. Bütün görüşmeleri, her şeyi yapacağız ya. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çağrımızı yaptık. Arakan için orada cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, onlarla beraber orada bizzat toplantı yaptık. Niçin? Duyarsız kalamayız. Ve attığımız adımların da yavaş yavaş neticesini alıyoruz. Düzen bozuk olabilir. Ama bizim buna rıza gösterme mecburiyetimiz yoktur. Üstadın kalplerimize nakşettiği itiraz ve mücadele aşkıyla bu bozuk düzene karşı mücadele edeceğiz. Bunun için önce kendimizden başlayarak milletimizi, tüm Müslümanları, tüm insanlığı bu doğrultuda harekete geçirmeliyiz. Üstadın seslenişiyle diyoruz ki, durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak, durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Bizler millet, ümmet ve insanlık olarak tepemize inen gök kubbeyi daha fazla görmezlikten gelemeyiz. Fert fert üzerimize düşeni yaptığımızda millet olarak, milletler olarak üzerlerimize düşenleri yaptığımızda insanlık olarak bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum. Bu adımları attıkça üstadın müjdesine her gün biraz daha yaklaştığımızı göreceğiz. Bu duygularla bir kez daha 4. Necip Fazıl ödüllerini kazanan sanat ve fikir insanlarımızı tebrik ediyorum. Star gazetesine, üstadın adının yaşatılmasına bu güzel etkinlikle katkıda bulunduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.